Fakat gılman kelimesi de ilginçtir. Oradan da sükutu hayale uğrayacaksınız. Arz edeyim. Gılmanun lehum keennehum lü'lün meknun ayetinde inci gibi. Ha, inci gibi niye bu erkeğe inci gibi ne demek ya? Peki bir garip bir şey daha söyleyeyim. Gılman kelimesinin bir tek geçtiği yer burası. Fakat müfessirler salatın lügattaki anlamı şudur, zekatın ki budur. Bana sayfalar dolusu bilgi verirken ilginçtir. Bu kelime bir kez geçer, bir tek bilgi vermiyorlar hocam. Ne garip biliyor musunuz? Çünkü kelimenin kökünde sıkıntı var. Çünkü gulam kelimesi hulmetten ve ihtilamdan gelir. Kök anlamı şehvetinden duvara tırmanmak demek. Bunu veremiyorlar hocam. Çünkü oradan giden anlam sakat yerlere gidiyor. Oğlan, parlak ve şehvet. Üçünü denkleştir bakalım ne çıkıyor. Bizim toplumumuzda tek eşli evlilik esastır. Dolayısıyla hanımlarımızın çok eşli bir hayata tahammülleri yoktur. Böyle bir kültürümüz yoktur. Belki bize de hani başımıza gelse biz bile kaldıramayız. Erkek olarak kaldıramayız. Bu ayrı bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir kültürün içinden oradaki hayata baktığımızda soru işaretleri çoğalır. Ama bunu mesela bir Arap ülkesinde çok eşli bir hayata gayet normal bir hayat gözüyle bakan bir bayanla konuşsanız onun için hiçbir şekilde problem teşkil etmez. Hocam burada 3 tane var zaten, oradakiler en azından huri diyecek, kadın mutlu bile olacak. Yani işte bu kültür dolayısıyla içimizden şöyle diyenler çıktı maalesef. Evet erkeklere huri varsa kadınlara da gılman var. O çok önemli böyle diyenler de, var mı hocam? Yani böyle bir şey yok tabii. Oradaki o gılman hizmetkar anlamındadır. Cennet ehlinin hizmetçisi anlamındadır. Yoksa erkekler hurilerle cinsel hayat yaşarken onların nikahlı eşleri de gılmanla cinsel hayat yaşayacak gibi böyle bir şey söz konusu değil. Cennete baktığında cennette senin böyle bir şey yapmana gerek yok. Yani gelip yatıyorsun yeşilleri, cerrah, operatör, doktor şeylerini giymişsin. Yani gelip gebe çakal gibi yatıyorsun. Dişiler sana giriyor. Yani onların sana hayır deme gibi bir lüksü yok. Onların yaratılışı sana senin ihtiyaçlarını, cinsel zevkini gidermek için yaratılmış özellikle. Onlar kur yapmaz işte, işte bugün başım ağrıyor, yok işte bugün olmaz, öyle bir dertleri yok. Şimdi adını dahi bilmene gerek yok hatta. Şimdi yeryüzünde adını dahi bilmediğin bir kadınla ilişkiye girmenin adı fuhuştur. Fuhuştur bu. Şimdi dünyada ne varsa yasak orada serbest. Dünyada işte şey yapma, onu içme, orada serbest. Dünyada onu yeme, orada hepsi var. Dünyada ne bileyim böyle çalma, çırpma, her şeye hazır gelmesin sana, biraz emek harca. Yok, orada tersi, orada yan gel yat, sana veriliyor. Ne bileyim işte dünyada zina etme, orada zinanın kralı var. Adını dahi bilmediğin bir kadınla bir şeyle, yani iki kişinin birleşmesi yani fahişelik değil de nedir? Neyse. O bazıları diyor işte, hatta az önceki arkadaş işte işte gılman kadınlara mı şey yapıyor? Hayır, gılman erkek çocuk demek. Bunu bir kenara yazın ve unutmayın artık. Gılmanlar var ki. Ha, onların gay olup olmaması da ayrı bir soru işareti. Mesela Tur suresi 24, 25 ve 26'da diyor ki mesela, sedeften inciler gibi gençler yanlarında dolaşır. Bu gençler oğlanlar, bak oğlanlar diyor gılmanlar. Bazı, Türkçe çevirilere bakın, bazıları oğlan der orada. Bazıları çevirmez, gılman diye bırakın. Gılman Arapça bir kelime, Türkçesi yok. Adam onu bilerek çevirmiyor. Bilerek çevirmiyor onu. Onu orada gılman diye bırakıyor. Bazı eski çevirilere bakın, orada oğlanlar dediğini göreceksiniz. Şimdi yeryüzünde. Ama cennette bu hurilerle fuhuş ortamının olduğu yerde sperm olayı olmayacak mı orada? Bir orgazm olayı, bir sıvı ejakülasyon olmayacak mı orada? E pek o pislik değil. Hani pislik de o. Cennette pisliğin ne işi var? Cennette terleme yok. Osurmak yok. Sıçmak yok. İşemek yok. Ne bileyim böyle tükürük bile yok. Yok. Cennette bir şey yok. E peki o zaman seks olmaması lazım çünkü. Seks olunca sperm olması lazım değil mi? Yeryüzündeki orgazmın misli misli vardır orada diyor. 70 yıl orgazm. Yani sizin saydığınızdan 70 yıl gibi uzun orgazm olacak diyor orada. 70 yıl.
Yani orgazm olursun 70 yıl. 70 yıl. Düşünsene şimdi Zakir Naik veyahut da Cübbeli veyahut da bilmem ne veyahut da Hede Hede. Şimdi bunlar Müslüman adamlar, getirdiler cennette. Ulan şunun gideyim de bir ziyaret edeyim. Kapısı çalsın tak 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 tak. Cübbeli. Bugün git ya meşgulüm. Orgazm ya. Pardon pardon pardon. Ulan herif tam orgazmdayız. Bir sene sonra gidiyorsun. kapıyı çalıyorsun. Hala. Cübbeli hala orgazmda. Veyahut da Zakir Naik. Bir sene sonra gidiyorsun. Tamam. 70 yıl sonra gidiyorsun. Bitti. Bu ne lan? Yani fantezideki şey, manyaklığın fantezisi işte bu.